kendimize uyguladığımız bir hani ağrı bantı diye geçiyor. Çok popüler bu ara. Onunla ilgili slaytımız da var mı hocam? Onu da gösterelim. Kongre 2 diye bir slaytımız var. Dizimizi bükelim. Kongre 2 slayt numarası. Evet, şu slayt hocam. Selobant gibi hocam elinizdeki. Bu normal bir, yara bantlarından ne farkı var? Bunun Kenzo Case diye bir bilim adamı üretmiştir. Latekstir. Aslında alt latekse alerjisi varsa kullanılmaması gerekiyor. Derinin kendi özelliğiyle altındaki materyalden kaynaklanır. Ya da şöyle söyleyelim. Özelliği şudur. Buradaki yapışkan ve dairesel sistemden kaynaklanır hocam. Arkadaşlar buradaki gösterelim. Bu yapışkan materyalinin aslında dokuya özel olduğunu ve ağırlı dokuyu havaya kaldırarak ya da stabilize eder. Birçok teknik vardır bu teknik kullanabileceğimiz. Buna bağlı olarak destekleyebiliyoruz eklem isterse. İstersek de kasın üzerine aktive edici olarak kullanabiliyoruz. Birçok şekilde kullanılabiliyor. Şimdi daha spesifik dizde kullandığımız bir yöntemden bahsediyoruz. Bunlar, dizde bunları çok hastalarımız rahatlıkla alabiliyorlar mı marketten? Evet, medikal marketlerde vardır ama uygulamak için mutlaka bir fizyoterapistin uygulaması. Ve doktora gitmesi gerekir. Evet. Evet. Ama uygulaması basit. Uygulaması basit ve etkinliğinin de ağrı üzerine olduğunu söyleyebiliriz. Ağrısının ya da sadece tek başına etkinliği yoktur. Mutlaka egzersizle ve diğer tedavi şekilleriyle birlikte olması gerektiğini söylemem gerekiyor buradan. Tek başına sabitlediniz yani bir tür. Aslında dizin çevresini evet. Sporcular daha fazla kullanılıyor ama diz osteoartrit kireçlenmede de etkinliği biraz da olsa. Peki yürümesini engelliyor mu, yok? Etkilemiyor, çok daha portatif olduğu için. Eğer patelleyi de biraz desteklemek istiyorsak. Spordan önce veya egzersizden önce mi yapmak lazım bunu? Aslında bunu kullandığımız zaman hastaya şöyle söylüyoruz. 3 gün, en az 3 gün, 5 güne kadar duş alabiliyor. Çıkmaz, havuza girebilir, su iç egzersizlerini yapabilir. Bizi aslında destekliyor. Biraz ağrısını, biz egzersiz yaptığı zaman ağrısını engelliyor. Tek başına peki, bir etkisi yoktur. Peki bu bantların içinde bir ilaç var mı? Yok, ilaç yok. İlaç yok. Peki biz ekleme ilaç sürmemiz gerekiyor mu ağrı olduğu zaman? Mesela bu ağrı kesiciler veya kas gevşeticiler veya sıcak tutan merhemler var. Onlardan kullanmamız gerekiyor mu? Ağrıyı geçirebiliyor mu onlar? İşte kişi özel diyeceksiniz ama hocam. Yok, ben kişi birazcık özel da genel bir soru soruyorum. Tabii ki hocam. Yani onlar da sadece tek başına değil, egzersiz, eğer ağrısı varsa bir şekilde bu egzersizlerle ya da işte farmakolojikleri desteklenmesi gerekiyor. Bir komplike bir tedavi olması gerekiyor. Diyetisyen de bunun içerisinde yer alması gerekiyor ki bu şekilde tedavimizi uygulayalım. Bu da sadece bir örnek. Direkt tedavi değil, bize yardımcı olacak bir tekniktir.